tuti mucizeyi goyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem ki, aynası sağ değil. On altı numara. Füsun Ateşer evi. Burada bir sürü insanın ismi var. Muhtemelen buraya faydası geçmiş kişiler. En başta Koç Vakfı, Agron Tarım Ürünleri, Sabancı Vakfı, Serpil Fahri Saraçoğlu, Bülent Tanilli, Bahçeşehir Gelişim Akademisi, Nesin Vakfı Gönüllüleri, Ergin Kan Vakfı, Mehmet Deniz Aksoy, Ahmet Peynircioğlu, Leyla Çelikdemir, aşağıda oho! Yüzlerce insan, yüzlerce kişi. Yeni numara. Vay vay vay. Görüntüye bak arkadaş. Ne güzel bak, ağaçlarla iç içesiniz. Muhtemelen bu da bir dut ağacı. Dut ağacı boyunca dut yemedim doyunca. Yari terekte gördüm, saramadım doyanca. Ya bunların bakımı nasıl yapılıyor acaba ya? Buralara bakım yapabilmek için en az 100 insan lazım. Bak, her yer çiçek, her yer ağaç. Ben olsam çocuklara yaptırırım buraların bakımını. Hem öğrenirler, hem de iş yapmasını, ne demek olduğunu anlarlar. O da güzel bir eğitim olur. Evet. Burada 21 numaralı ev. Buralar genelde herhalde ikamete ayrılmış yerler diye düşünüyorum. Ve buranın en gözde yeri. Afetli. Burada insan var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor değil mi çocuklar? Var olmanın diyorum, dayanılmaz hafifliğini yaşıyorsunuz burada. Ampulü söndürelim gereksizse. Burası da 14 numaralı ev. Evet, burada arı kovanları var orada herhalde. Arıcılık bile yapıyorlar galiba. Nefis bir havası var, nefis. Anlatamam. Yani gez bitmiyor arkadaş. Gez bitmiyor. Nereyi gezeceğini şaşırıyor insan. Horoz sesleri bile geliyor bak. Buralar hep pansiyoner yerler yanılmasın. Köy meydanına doğru bir iniş yapalım bakalım. Bakın buralarda bir şeyler yetiştirmek için yapmışlar. Bakın buralar kademe kademe doğal ürünleri de buradan alıyorlar demek ki.
şu saate kadar gezdik, ne bir kimsiniz diyen oldu, ne yapıyorsunuz diyen oldu. Kim görevli, kim burada gezgin, bilemiyorsun. Bu kadar özgür bir ortam görmedim ben hayatımda. Kendimi böyle acayip hissetmeye başladım. Önceki videolarımdan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü çekerken oraya Hasanoğlan bir üniversite yerleşkesi açılmış. Oraları gezerken hemen arabayla geldiler, yanımıza durdular. Siz kimsiniz, burada ne yapıyorsunuz, yasaktır hemşerim, şudur budur demişlerdi. O videomu seyrederseniz görürsünüz. İşte oradaki devlet zihniyeti yasakçı. Buradaki özel zihniyet özgürlükçü. Fark burada. Rengarenk yap boyamışlar burada, ne güzel. Ya tarihte mi geziyoruz yoksa 2024'te miyiz anlamadım. Sanki buralar tarihi mekanlar gibi. Burada duş yapılacak yerler. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Amfi yapmışlar bakın buraya da. Amfi tiyatro. Şuradan şöyle baktığınızda burası bir otel görüntüsü andırıyor. Tam tarih dokusu var gibi yani, her yerde sanki tarih. Ne bağırıyorsunuz siz horozlar? Ne? Neyi var? Bakın orada horoz tavuk yetiştiriliyor. Seslerini duyuyorsunuz zaten. Yine bir eğitim mekanı, derslik veya dinlenme bölümü. Ha, burası keyif alma yeri, kofe. 15 TL. Su, water. 15 TL. Mineral, 15 TL. Burada böyle bir yer. Soba var. Oh oh. Evet dostlarım, şimdi derin bir nefes alın. Ama nefesinizi vermeyi unutmayın. Haydi bakalım. Devam. Pazar arabalar bile koymuşlar. Burada ikiler. Bu da üst kat otel odaları gibi bir yer işte. Değil sevgili hemşerimiz Sevan Nişanyan'ın heykelinin olduğu yerdeyiz. Biraz önce bahsetmiştim. Kendisine ileriki dağda bir mezar yaptırmıştı. Hala sahip bildiğim kadarıyla. Ölmeden önce kendi mezarını yaptırmış.
Nesin köylerine de katkısı çok olmuş. Harika bir insan olarak onlar da kendisini anmak için bu heykelini buraya yapmışlar. Böyle Türk vatandaşları bize lazım. Yobazlar değil, tarikatlar değil. Ali Bey, 2 dakikanız var mı? 2 dakikanız var mı? Yok, teşekkür ederim. O zaman sadece tanışmak istiyorum. Avukat Nazım Orhan, Ankara'dan geldim. Özellikle bir görmek istedim. Metinizden dolayı. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Sağ olun. Yaptığınız güzellikler ve bıraktığınız özgürlük alanı insanı mest ediyor. Teşekkür ederim. Büyük şans. Ali Bey'le tanışmış olduk. Yaşlanmış galiba. Ve köy burada ne olmuş? Bitmiş. Bayağı uzun bir gezinti oldu değil mi arkadaşlar? Eğer çok uzun olduysa bunu birkaç bölüm halinde yayınlayabiliriz. Bir edit yaparken bakacağız buna. Şu bitişte ne var onu da merak ettim. Orayı da bir çekelim. Bakın burası da Meral Okay eviymiş. Sezen Aksu ve Dilara Endican'ın katkılarıyla 2013'te. Burasının ismi Kayserdağ. Bölgedeki dağın ismi Kayserdağ ve burası da Kayserdağ Kulesi. Yaklaşık 10 metre bir kule. Çıkabilir miyim? Bilemiyorum. Çıkayım mı acaba? Sayıyoruz. Geriye doğru kaç basamak acaba? Aman Allah'ım, çıktık sonuçta. Bu yaşta buraya da çıktım ya. Aa, benden önce çıkanlar varmış. Şşt, ne? Yok, uyuyor. Burada hiç kimse kimseye karışmıyor ya. Öyle bir güzelliği var buranın. Çocuklar isimlerini yazmışlar. Nefes nefese kaldım resmen. Görüntü böyle. Neymiş burası? Kayserdağ Kulesi. Evet, köy meydanını görüyorsunuz. Bu köyün özellikle eğitim verilen yerleri. Şuralar. Burası da havuzu. Yüzme yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Belki de sulama amaçlı kullanılıyordur ağırlıklı. Ve işte Sevan Neşenyan'ın bahsettiğim ölmeden önce kendisine yaptırmış oldu. Dağdaki anıt mezarı. Evet sevgili dostlarım, Kayserdağ Kulesi'nden size Ali Nesin Matematik ve Artı Felsefe Köyü'nden son sözlerimi söyleyerek veda edeceğim. Bu köy yaklaşık 25 kişi daimi çalışanı varmış. 25 kişi de değişimli gönüllü olarak gelip köyde çalışıyormuş. Biraz önce Ali Nesin Beyefendi'yi de tanıma fırsatı bulduk. Çok güzel bir gezinti oldu. Bugüne kadar gezdiğim önemli yerlerden biriydi. Çok mutlu oldum. Sizlerin de beğenerek ilgiyle bu videomu izlediğinizi düşünüyorum. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Beğenmediyseniz ne mutlu size. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgili Ankaralı eleştiren gezgin takipçileri, takipte kalmaya devam edin. Birlikte öğreniyoruz gördüğünüz gibi. Ben de buraları ilk defa görüyorum, ilk defa geziyorum. Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz hem de görgümüz artıyor. Devam edelim. Takipte kalın. Beğenin, yorum yapın. Tavsiye edin. Ve ailemizi büyütelim. Hadi sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.